Halk pazarına alışverişe giden ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit'i Show TV kameraları bakın nasıl adım adım izledi. İzliyoruz. Hülya Koçyiğit halk pazarına gitti. Show TV adım adım takip etti. Türk sinemasının yıldızı Hülya Koçyiğit'in pazar günü. Hülya Koçyiğit'in bir pazar günü. Yo, Emir Aras düz yatanı beslemek için. Ay bakar mısınız? Mis. Türk sinemasının yıldızı Hülya Koçyiğit'i bir pazarda alışveriş yaparken görüntülüyoruz. En taze sebze ve meyveleri birer ikişer alıyor. Aslında bu alışveriş tatlı torunu Emir Aras için. Yo, Emir Aras düz yatanı beslemek için. Bütün bunlar organik pazar. İyi ki var Feriköy pazar. Gerçekten her hafta gelip taze sebzemizi buradan alıyoruz. Ne güzel. Dediği gibi taze alıyor her şeyden. Alışkanlığı var mı pazar alışverişinde Hülya Koçyiğit'in? Kışları özellikle, yazında kendi bostanım var. Evimde bir küçük bostanım var. Evde. Davet ederim sizi, buyurun gelin. Gerçekten insanın kendi bahçesinde ürettiği şeyin tadı bambaşka. Değil mi? Ayrı bir tadı oluyor. Bambaşka. Bir de şimdi... Olmaz mı? Neyse, biz pazar alışverişimize devam edelim. Zira Koçyiğit alacaklarını tamamlamak üzere. Siz biraz geç yakaladınız bizi. Biz bayağı erken geldik. Bagajı doldu. Meyveyi çok seven Hülya Koçyiğit hemen bir mandalina tezgahının önüne geliyor. Meyvelerden bakıyorum ne alsak diye. Meyvelerden alsak olmazsa olmazımız Hülya. Benim çocukken muz çok severdim gerçekten. Şimdi de seviyorum tabii ki. Ama şimdi daha çok portakal, mandalina, o tarz. Bol bol C vitamini alıyor desenize. Eşi Selim Soydan'ın da en sevdiği meyve bu tezgahta. Ha, bunu Selim Bey çok sever, bayılır. Kokusuna bayılır daha doğrusu. Zaten kokulum anlıyor. Kokusu değil mi? Kokusu da ayrı olur. Ay bakar mısınız? Mis. Hülya Koçyiğit, Türk halkının çok sevdiği bir isim. Türk sinemasının yıldızı. Onca şöhretine rağmen rahat rahat pazar alışverişine çıkıyor ve halkıyla bütünleşiyor. Pazarınızı kendiniz yapıyorsunuz. Her zaman. Sıfır ego, sıfır şeyde. Ne güzel. Hani. Gerçekten öyle çünkü sadece ve sadece önemli olan işini doğru yapmak. Demek ki doğru yapmışım ki bu kadar büyük bir sevgi ve saygıyla karşılanıyorum her gittiğim yerde. Önemli olan bu. Onun haricinde şöhret geçici bir şey. Popüler hayat da geçici bir şey. Gençlik de geçici bir şey. Gerçek değer olan insan olmayı becerebilmek. Mini pazar alışverişimiz sona erdi. Aldığı ürünleri bir görmek istedik Hülya Koçyiğit'in. Bakalım neler var neler yok. Baya artık. Evet. Şöyle açıyorum şunu. Evi bol ciyafetler bekliyorlar. İşte bir haftalık sebze diyelim, meyve diyelim. Pazar alışverişinden hemen sonra bir sergiye gidiyoruz. Dünyaca ünlü yıldızların, divaların fotoğraflarının olduğu bir sergi. Hülya Koçyiğit idolü olarak gördüğü bir dönemin Hollywood yıldızı Greta Garbo'nu bakın nasıl anlatıyor. Dünya sinemasının en büyük divası Greta Garbo. Greta Garbo birçok kadın sinema sanatçısının ilhamıdır. Ondan hepimiz ilham almışızdır onun filmlerini seyrederek. İşte bir başka dünyaca ünlü yıldız daha. Ingrid Bergman o kadar doğal bir oyuncudur ki hiçbir zaman aşırı tiyatral oynamaz. Benim idolümdür.
Onunla böyle karşılaşmak, Şerif Bey'in bu topladığı, koleksiyoner olarak topladıkları ve onları bir bugün görüyor olmak ne güzel. Diyorum ki bir hazineyle karşılaşmış gibi oldu. Benim için, benim için öyle. Benim için öyle.